Şimdi altın fiyatlarına durum ne olacak? Çok uzun bir süre yükseldi ama Trump başkan oldu. Altın fiyatları düştü. Bundan sonra altın yatırımcısını neler bekliyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'ya soracağız. Konunun uzmanına soracağız. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Altında geçtiğimiz hafta düşüşler vardı dedik Trump zaferi sonrasında. Aslında bir süredir tahvil faizleri, dolar endeksi, altın hepsi birden yükseliyordu. Geçtiğimiz hafta size sorduğumda özellikle birinin burada yönünü aşağıya çevirebileceğini görebiliriz demiştiniz. Altın yönünü aşağıya çeviren taraf oldu. Bundan sonra peki altın yatırımcısı neler bekliyor? Altın yatırımcısı bir miktar daha düşüşlere maruz kalabilir. Elinde altın bulunduranlar tabii ki bu süreçte bir miktar panik yaratabilir ya da panik yaşayabilir diyebiliriz ama iç piyasaya baktığımız zaman da fiziki piyasada çok o ciddi düşüşü göremiyoruz açıkçası. Hala gram altında 3000 TL'nin üzerindeyiz ama tabii 3185 TL'leri görmüştük TL bazlı bir gram altında. Şu an 3005 TL'den şu an kapalı çarşı ve fiziki piyasada fiyatlandığını görüyoruz. Uluslararası piyasalarda düşüşler biraz daha keskin. Ons altında neredeyse 200 dolara yakın düşüş gerçekleşti. Tabii düşüşün temel nedenlerine baktığımızda dolar endeksinin 106 seviyelerine yaklaşmış olması, birinci Trump döneminde de gördüğümüzde doların güçlü dolar istemişti Trump, güçlü doların etkilerini görmüştük. Yine aynı şekilde dolar endeksinin bu çerçevede, bu mantıkla, bu öngörüyle yükseldiğini düşünüyoruz. Dolar endeksi bu noktada emtia fiyatlarını aşağı iter derecede yükselmeye devam ediyor. Tabii 20 Ocak'a kadar Trump bu açıklamaları tabii önemli olacak ama görevi 20 Ocak'ta teslim alacak ve bundan sonraki süreçte de başta Çin olmak üzere Avrupa'ya ticari mallarda vergilendirme ve ambargo koyması bekleniyor. Bu yeniden ticari savaşlarının anlam kazanması ve yeniden canlanması anlamına gelecek. Tabii bu geçen süreç içerisinde Çin de çok güçlendi. Aslında bu sürece de hazırlandı diyebiliriz. Enerji sektörü başta olmak üzere artık Çin birçok noktada aslında kendi kendine yetebilir noktaya gelmişti. İthal olabilecek noktalarda da zaten önlemler almıştı. Eylül başından bu yana da Çin'in teşviklerinin iç piyasayı canlandırmak adına yetersiz de olsa, piyasanın isteğini de karşılayamamış noktasında da olsa %5 büyüme hedefini tutturabilecek dolaylarda desteklendiğini görüyoruz. Ve Çin'de son zamanlarda bugün aslında gelen haberle beraber de konut sektörünü canlandırmak açısından tapu vergilerini düşürebilmesi söz konusu. Çin'de ABD'nin Trump döneminde olabilisi ambargolarda ekonomik büyümesini negatif etkileyecek düzeyde de kendi iç piyasasını canlandıracak önlemler alıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii emtia cephesine olan etkilerine baktığımızda altında düşüşler görüyoruz ama sadece altın değil. Diğer emtialarda da petrol de başta olmak üzere bakırda, kalayda, alüminyumda düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Platin, paladyumda nitekim daha güçsüz. Gümüş yine 30 dolar seviyesine dayandı. Emtia cephesinde dolar endeksi bazlı olarak dolar endeksi öncülüğünde ve baskısında düşüşler var diyebiliriz. Sadece Trump'a bağlamak doğru olmayacak ons altındaki hareketi. Trump'ın getirmiş olduğu etki Merkez Bankası tabii ki kararlarına bağlı. Evet 25 bas puanlık faiz indirimi gördük. Buna rağmen altında bu hafta itibariyle düşüşler gerçekleşti geçtiğimiz haftadan bu yana. Aralık ayındaki 25 bas puanlık faiz indirim beklentisi %80 seviyelerinden %65'leri düştü bugün itibariyle. Artık şöyle bir beklenti var. Trump'ın olası hamlelerinin enflasyon arttırıcı etkisi Fed'de de uzun süre kalıcı faiz indirimleri sürecinin olmayacağını işaret etti. Bu ise aslında altını baskılayan nedenler diyebiliriz. Çünkü hep şunu izledik. Merkez bankaları faiz artırımına başladığından beri ons altında baskılanma vardı. Ta ki faizler durup faiz indirim sürecini beklediğimiz sürece kadar olan süreçte ons altında düşüşler görmüştük. O yüzden merkez bankaları bu noktada daha belirleyici olacak. Ama tabii yakın vadeli etkilere baktığımızda yarın enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Aylıkta ve manşet, çekirdekte ve manşet rakamlarda bir değişiklik beklenmiyor. %2.4'lük TÜFE rakamlarını alacağız büyük ihtimalle ABD cephesinde. Ama %2'lik hedefin
hedefi görüp göremeyeceğine dair soru işaretleri hala var. Fed üyelerinin konuşmalarında aslında bunu anlıyoruz. Enflasyondaki o negatif sürecin, yani düşmeme sürecinin devam ettiğini anlıyoruz. Powell'ın yine konuşmalarını takip edeceğiz Perşembe akşamı. O noktadaki faiz sürecindeki faiz adımlarının nasıl olacağına dair olan açıklamaları önemli olmuş olacak. O yüzden veri odaklı Fed göreceğiz. Ama özellikle Ocak sonrasında Trump'ın aldığı kararların etkilerini büyük ihtimal ilk çeyreğin sonuna doğru daha fazla hissedebiliriz. O yüzden Fed'in ilk çeyrek ve sonrasındaki kararları önemli olmuş olacak. Ons altında yine teknik olarak değerlendirmemiz gerekirse kısa vadeli düşüş bekliyorduk zaten. Zirveden 200 dolar aşağıyı gördük bu sabah itibariyle 195 dolar. Düşüş bir miktar daha devam edebilir. 2500 dolar seviyesine kadar düşüşler görebiliriz. Gram altını hep merak ediyoruz. Burada da 3000 TL'nin altında 2900-3000 TL bandına doğru fiziki gram altında da düşüşler görülebilir ons altına paralel olarak. Yani ons altını bir 100-150 dolar daha düşüş alanı var gibi görünüyor gözlem. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta gelişmekte olan para birimlerinin hepsinde bir değer kaybı başta Meksika pezosu olmak üzere ama Türk lirası bu değer kayıplarının dışında kaldı. Bir miktar hatta dolara karşı değer kazanmıştı. Tabii Londra swap hatları, kısıtlı TL'de açığa satış düzenlemeleri hepsi belki sayılabilen başlıklardan biriydi ama TL'de görece daha güçlü bir görünüm karşımızdaydı. Dolayısıyla biraz da para piyasalarını konuştuğumuzda içeride TL'de neler bekliyoruz? Bir yandan 150'nin üzerinde bir mevduat faizi, yabancının kere işlemleriyle buraya ilgisinin yüksek olduğu bir ortam. İşte Merkez Bankası'nın rezervlerinin çok güçlü olduğunu konuşuyoruz. Türk lirasında istikrarı sağlama adına neler beklemek lazım? Tabii küreseldeki o sermaye hareketlerine de dikkat etmek gerekiyor. Borsalarda S&P'de, Dow Jones'ta, Nasdaq'ta yeni zirveler görüyoruz ama büyük yatırımcıların da aslında bir miktar nakde geçtiğini görüyoruz. George Soros gibi büyük yatırımcılar bir miktar nakde geçiyorlar. Tabii bu bir noktada artık ABD'nin o büyük borcunun 33 trilyon doları geçen borcunun bir miktar yönetilebilir yönetilememez noktasında olması, yönetilemez noktasında olması aslında daha doğru. Bir miktar artık ilk özellikle Nasdaq ve ABD borsalarında en büyük 7-8 şirketin 1 trilyon dolarlık hacmi geçmiş olması ve bunu 2000'li yıllardaki o süreçteki gördüğümüz küresel kriz dönemlerine ulaşmış olması hepsi aslında bir risk. Buradaki küresel sermaye bir yer arayacak, bir yer bulacak. Burada da aslında gelişmekte olan ülkelere akan parada Türkiye önemli noktalardan bir tanesi, güçlü ülkelerden bir tanesi. Biz zaten tahvil cephesinde bunun ekmeğini yiyoruz açıkçası. Hem yerli yatırımcının hem de yabancı yatırımcının bu noktada tahvil tarafını tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bu TL varlıklara geçişte Borsa İstanbul önemli bir baraj, önemli bir köprü görevi görüyor. O yüzden hem global piyasalara da göre de karşılaştırdığımızda TL varlıklarda Borsa İstanbul'un tercih edilebilir bir ürün olabileceğini söyleyebiliriz. Burada da önemli şirketlerimiz var. Yarı fiyatlarına düştüler. Hatta daha da ciddi düşüşlerin olduğu endeks hisse senetlerimiz oldu. Çok değerli şirketlerimiz anlamında. O yüzden TL'nin liralaşmanın öncüsü olacak diye düşünüyorum ben Borsa İstanbul bu noktada. Dolar-TL cephesine baktığımızda zaten daha yatay bir bant görüyoruz. 34-30 seviyelerine kadar yükselişler var. Serbest piyasada bir miktar daha bankacılık piyasadan daha düşük bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu ise mevduatın aslında ön plana çıkmış olması, dolarizasyonun, dövizin bir miktar daha az tercih edilmesi ve TL'nin ön plana çıkmış olması. Bu politika ne kadar devam eder? Geçtiğimiz hafta da konuştuk. Merkez Bankası burada sözcü. Merkez Bankası pardon belirleyecek olan sermayenin yönünü belirleyecek olan kurum Merkez Bankası'nın faizleri büyük ihtimal Aralık'ta simgesel olarak bir miktar düşüş olabilir ama Ocak'taki faiz düşüş beklentisi daha da artmaya başladı piyasada. Ama tabii burada enflasyon belirleyici olmuş olacak. Merkez Bankamız faizleri uzun süre yüksek tutabildiği sürece burada TL aslında daha cazip halde kalacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle bir de enerji grubunu konuşmaya çalışalım. Petrole bakalım. Tabii Trump'ın buraya nasıl etkisi olacak konuşuluyor. Çünkü Trump fosil yakıtlarda üretimi artırmayı destekleyen de bir başkan.
önceki başkanlık dönemlerinden tanıdığımız üzere. Hatta yenilenebilir enerji kaynaklarına karşıtlığıyla biliniyor. Tüm dünyanın yeşil enerjiye yöneldiği dönemde, hatta bu da çok tartışılmıştı. Geçtiğimiz hafta gaz şirketlerinde değer kayıpları vardı. Çünkü tüm dünyadan daha farklı bir politika izleyebileceğini söylüyor ama neler bekliyoruz bizler petrol piyasasında, enerji emtia grubunda? Petrol cephesinde de aslında Trump'ın gelişinin bir miktar rahatlığını hissediyoruz diyebiliriz. Özellikle savaşlara bir son vermesi, o noktada hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya bütçe konusunda destek olmayacak olması bir miktar Orta Doğu'yu rahatlattı diyebiliriz. Petrol fiyatlarında da bu etkiyi görmüştük. Bunun yanı sıra tabii bugün OPEC Plus aylık raporunu inceleyeceğiz. Oradaki OPEC tabii ki fiyatların düşüş eğiliminde olmuş olması, kademeli olarak her bantta düşüş gerçekleştirmiş olmasından rahatsız. Yıl sonunda günlük 2.2 milyon varillik o kısıntıyı uzatabileceğine dair bir ihtimal artık masada. Bunun belki detaylarını bugün öğrenmiş olacağız. Eğer OPEC burada daha fazla kısıntıya gider ya da daha uzun süre kısıntıya giderse petrol fiyatlarını yukarı olarak itebilir ama aslen tabii enerji tarafında üretim çok önemli. Çin cephesinde bu üretimin zaten azaldığını biliyoruz. Tüm dünyada aslında resesyon belki başlığını 2025'te daha fazla konuşmaya başlayacağız. Büyüyemeyen bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu ise daha az enerji ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bugün geldiğimiz noktada aslında Trump, Amerika ve Çin arasındaki ticaret ilişkilerini incelediğimizde Çin enerji noktasında kendi kendine yetebilir noktaya çok hızlı bir şekilde geliyor. Özellikle yeşil enerji noktasında ciddi yatırımları var. Bu yüzden petrolün önümüzdeki süreçlerdeki ihtiyaçlığı, ülkelerin ihtiyacı noktasında sorguladığımızda buradaki ihtiyaç azalıyor. Belki 2030'lardan sonra daha az petrole ihtiyaç olmuş olacak yeşil enerji dolayısıyla. Ama tabii Trump döneminde belirsizliği, enerji tarafında da yine belirsizliği ortaya koyuyor. 4 yıl nasıl geçecek? Yeşil enerji olan yatırımların azalması mı söz konusu olacak? Ya da orada Amerika farklı bir çözüm mü bulacak? Ama petrol piyasası daha çok üretime dayalı. Üretimin de ekonomik küçülmeye doğru giden dünyada azalmış olması petrol fiyatlarını baskılıyor diyebiliriz. 2020 yıllarında eksi 40 dolarları görmüştük pandemiyle beraber petrolde. Belki o kadar olmasa bile petrol şu an baskı altında ve daha çok düşüş eğiliminde diyebiliriz. Bu üretimle desteklenmediği sürece de tahmin edemeyeceğimiz rakamlara yeniden düşebilir petrol. Şimdi özellikle bugün Çin'deki, Asya'daki son tabloya baktığımızda Hang Seng'de %3'e yakın değer kayıplarını takip ettik. Çin'den teşvik paketleri gelmeye devam ediyor. Bu kez konut piyasasını konuşuyoruz bugün ama ne gelirse gelsin Çin ekonomisindeki datalardaki iyileşmeyi sağlamak için yetersiz gibi gözüküyor. Enflasyon rakamlarından sonra, çünkü deflasyona ilişkin endişeler yine karşımızda. Çok zayıf bir talep. Hatta uzmanların görüşlerine göre deflasyonla mücadele, enflasyonla mücadeleden çok daha zor bir hal almış gibi. Onlarca pakete rağmen, teşviğe rağmen Çin halkına para harcatmak hiç de kolay olmadı. Evet. Uzunca bir süredir konuşuyoruz ama ne dersiniz Asya'nın görünümü adına? Çünkü dünyanın en büyük ihracatı, en büyük ithalatı Çin ekonomisinden kaynaklı. Dolayısıyla emtia piyasasının gözü de bir yandan orada. Evet, bir istatistik vardı. İş gücü anlamında artış en fazla aslında Asya cephesinde olacak. Başta da Hindistan olmak üzere. Orada önemli bir potansiyel var. Güney Kore'de bu potansiyelde iş gücünün azalması noktasında ise Güney Kore'de liste başı diyebiliriz. Çin önemli bir ekonomi. Dediğiniz gibi aslında son 30 yılını incelemek gerekiyor Çin'in. Büyümeye çabalayan, buradaki hane halkının yaşam standardını yükseltmeye çalışan hızlı bir grafik var. Ve son zamanlarda da belirli bir maddi seviyeye ulaşan halkın da harcayamaması söz konusu. Bu ise deflasyonist bir süreci beraberinde getirdi. Tüm dünya faiz arttırımına giderken Çin cephesinde tam tersi faiz indirimlerinin olduğunu görüyoruz piyasayı desteklemek adına. Ama tabii bu süreci başlatan aslında yine inşaat sektörü, emlak sektörü oldu. Evergrande'nin batışı, borcunu ödeyememesi
Orada aslında Çin ekonomisine ciddi zararlar verdi ki inşaat sektörü biliyorsunuz 216 tane sektörü direkt etkileyebilen sektörlerden bir tanesi. Evet. Bu noktada üretimi de çok ciddi anlamda etkiliyor. Her ne kadar bundan sonra inşaata olan destek artsa da Çin yine de kendi Evet. kendine gelişebilen, kendi kendine ayakları üzerine durabilen bir ekonomi modeline geçmek isteyecektir. Çünkü orada da Evet. biliyorsunuz kredi üzerine kredi piyasasında ciddi sıkıntılar var. O yüzden Çin büyüyemediği sürece galiba dünya ekonomisinin büyüdüğünü konuşamayacağız Evet. gibi görünüyor Özellikle gözlemde. Çin'i takip edeceğiz dünya ekonomisi açısından. Çok Evet. teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Şirin Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar, iyi yayınlar Çok gözlemle. teşekkür ediyoruz efendim. Şirin Sarı bizlerleydi. Veda ediyoruz ama kısa bir Avrupa turu bizlerle olacak.